İzmir İl Başkanı Hollywood artistleri gibi poz verip biz bu dönüşüme karşıyız diyorlardı. Hadi çıkın konuşun şimdi. Şimdi dönüyor dolaşıyorlar ve diyorlar ki devlet bu işi yapsın. Peki ben sana soruyu sorayım. İşte burada hocalarım da var, üstad da var. Kardeşim Alsancak'ta deniz manzaralı bir evde oturuyorsun. Öyle mi? Evet. 20 milyon lirada bedel istiyorsun. Evinde depreme dayanıksız. Siz kendiniz bir araya gelerek dönüşüm yapamamışsınız. Ve diyorsun ki devlet bu işe el atsın. Yani deniz manzaram değişmesin, aldığım metrekare aynı olsun, elim cebime girmesin ama 20 milyon lira, 30 milyon liralık evini de benim vergimle dönüştürelim. Nerede varsa böyle bir şey bizde gidelim. Yama Hasan'ın böreği gibi. Yani kusura bakmasınlar. Şimdi Ekrem İmamoğlu yıllardan beri dile getirmiş olduğu söylemi değiştirdi. Ne diyor? Üçüne beşine bakmayacaksınız kayınpederimin... Ee, dönüşüm kapsamındaki evine için 3,5 yıl harcadım diyor. Duydun değil mi o konuşmasını? Evet, evet, aynen. Orada ne diyor? Üçüne beşine bakmayacaksınız. Çok şükür. Çok şükür. 5 senedir söylüyoruz biz bunu. Yani ben orada bir tane milli emlağın üzerine ev yapmışım. Devlet, yapanı da suçlamıyorum. Neden? Kardeşim 60 sene önce adam gelmiş Anadolu'nun bilmem neresinden. Evet. Yer göstermemişsin. Altyapısı gitmiş arsa göstermemişsin. Üstüne 1948'den bu yana 50 defaya 20 defa imar değişikliği imar affı getirmişsin. Adama okul gitmiş, hastane gitmiş, bilmem ne gitmiş. Şimdi dönüşüm olsun dediğinde ben onların hepsini kendi sosyal medya hesabımda paylaştım. Sayın Cumhurbaşkanı diyor dedi ki bunların ayağı yere değsin dedi bizden ötürü diyor. Verilecek şeyler diyor iki katlı olsun, beş artı bir olsun. E nereye dönüyor sonra? bir tane de orada damada olsun yan tarafta da bir geline daire olsun alt tarafta da bana bir dükkan olursa ben de burada bakkal dükkanı işletirim böyle bir dönüşüm olamaz sevgili İbrahim bunu siyasetçi bu kadar rahatlıkla dile getirmeyebilir neden kardeşim siyasetçinin sırtında yumurta küfesi var benim yok söylüyorum yani eğer bugün depremle ilgili çarpık kentleşme ile ilgili bir hususta sıkıntı yaşıyorsak sevgili İbrahim bunun üçlü sacaya dersek en önemli köşe taşlarından bir tanesini de vatandaşımız oluşturuyor. Neden? Geçen programda söyledim. Vatandaşa tapu lazım. Siyasetçiye oy lazım. Müteahhide de para lazım. Bu döngü kurulmuş 1948 yılından beri dönüyor ama böyle durumlarda şeytanlaştırmak istiyorsan döneceksin siyasetçi şeytanlaştıracaksın. Ya peki vatandaş olarak biz hiç mi günahımız yok yani? Bu toplumun inkişafı, gelişmesi vatandaştan, bireyden, fertlerden arındırılmış mı yani? Yani bütün suç siyasetçinin dediğimizde her şey bitiyor mu? Diyeyim ben özetlemiş peki. olayım.